Aloha ve Hollow Knight'a tekrar hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde hemen buradan aşağı düşmüştük. Ondan sonra oradan bitirmiştim ben. Tekrar geri çıktım buraya. Tamamen hemen arkasından devam ediyoruz. Şuradaki Essence ağacını bitirerek başlayacağız. Her zaman olduğu gibi spoiler istemiyoruz. Spoiler olmasın yorumlarımızda. Spoiler'a karşı omuz omuza. Spoiler'a hayır. Hashtag spoiler'a hayır. Ne haber, nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? Hollow Knight'ta maceramıza devam ediyoruz. Kingdom Edge'deyiz. Colosseum of Fools'a doğru gideceğiz. Buradaki yeri ilk kez gördüm bu arada. Bunlar... şu duyduğum sesler kamikaze böceklerin sesleri. Atlayıcı böcekler var burada. Gördüğünüz gibi. Bu böcekler çift can götürüyor. Eğer bize dokunurlarsa. Tabii ki bize dokunamayacaklar. Bayağı Essence varmış ya. Essence'ı bize veren, daha doğrusu rüya çivisini bize veren NPC'ye gideceğim aklımda. Au. Onu yapacağız ama şu anda gördüğünüz gibi oraya hiç yakın değiliz. Şu anda buradayız. O dediğim yer... yok, burada değil. Düşünden daha yakın olabiliriz belki. Soul Sanctum. Bulamıyorum. Resting Grounds diye bir yer olması lazım. Nerede o? Nerede o? Büyük ihtimalle iki kez gözümün önünden geçti ve ben görmedim onu. Resting Grounds burada. Çok da uzak değilmişiz ya. Direkt oraya çıkabiliriz ha. Tamam, bir sonraki bölümde öyle yaparız. Uzak diyecektim. Böyle çok hava atacaktım. Tamamen tam tersi oldu, her zaman olduğu gibi. Artık komik değil. Artık acınası bir durum. İneğimizi sağalım. Buralar bayağı güzel ya. Ben burayı sevdim gerçekten. Şu küllerin yağması çok gizemli, mistik bir hava katıyor bu bölgeye. Ve müzik de çok etkili bir müzik. Patlayacak. Ya sen nereden çıktın ya? Bir. Şimdi sakin. Bayağı Essence varmış ya. Gladiatörler düşmeye devam ediyor. Abicim. At. Beni bekliyor. Bayağı akıllı ya. Yapay zeka bayağı gelişmiş. Kaçırdığım Essence var mı diye bakıyorum da. Şuraya girmeyeceğim. Aşağıda bir geçiş yapabileceğimiz bir yer vardı hatırlarsanız. Burada. Oraya girmeyeceğim henüz. Çünkü Essence'lar var. Oraya girersek Essence'ların hepsi yok olacak. Aşağıdan doğru gidersek. Daha hayırlı olacak bizim için. Burası geldiğimiz yer. Sanırım. Evet, yukarıda. Essence'lar bayağı çoğalmaya başladı. Acaba sonunda kaç tane Essence'ımız olacak ya da bir sınırı var mı? Bunlar aklımdaki sorular şu anda. Burası gerçekten geldiğimiz yer mi? Değil galiba burası geldiğimiz yer. Buraya girmek istiyorum ben. Buraya girelim. Zaten aşağıda tekrar Essence'ı aktive ederiz. Kaç tane kaldığını falan da görürüz. Ne kadar yani nerede kaldığını görürüz. Nereye gittiğini görürüz daha doğrusu. Buraya gel, burası geldiğim yer. Evet, burası geldiğim yer. Çok güzel. Essence ağacına tekrar gidiyoruz. Şunlar tabii ki resetlendi. Sorun değil.
Aa, burayı bulmamışım. Demek ki her işte bir hayır varmış. Kaç param var? 17.500 olmuş ya. 4-5 tane kalmış. Okey. Bir tanesi sağ, genelde sağ tarafa gitti bir tane, iki tanesi. Sol tarafta olanlar yukarıya doğru çıktı. Bakalım. Ya 4 ya 5 tane kaldı. O gitti artık o. Küllerin derinliğine doğru. Leap of Fate yaptı bir Assassin's Creed edasıyla. Evet, şurada bir essence var. Sen ne diyorsun? Ben bir şampiyondum. Burada ölmeyeceğim. Sakin ol şampiyon. Ölüm ölüm dediğin nedir ki şampiyon? Ben senin için yaşamayı göz almışım. Peki. Kaç tane kaldı? Nice. Essence bulmam lazım benim. Essence'lar nerede? Para nerede? Geo nerede? Essence nerede? Geo Soul nerede? Geo Essence Soul nerede? Çok düşmeyin. Şu yere bir girelim. Essence'ı resetleyelim. Burası nereye gidiyor merak ettim. Bu sesler hiç hayra alamet sesler. Tower of Love. Ohohoho. Buraya devam edeyim mi etmem etmeyeyim mi şu anda? Ya bu kapının arkasında görecekler beni, göreceklerim beni çok şaşırtacak mı bilmiyorum. Sesler yani herhalde birbirlerini gıdıklıyorlar değil mi? Yani bu ses gıdıklama sesi yani bir şey değil bu. Love key. Ha böyle bir anahtar almıştık biz. Aşk anahtarı. Bakalım neymiş çok merak ettim. 18 yaşın altındaki izleyicilerimizi burada bu noktadan sonra izlememelerini tavsiye ediyorum. İzlerseniz sorumluluk bende değil. Geçiyorum abi giriyorum. Ha, bir şey yokmuş henüz. Henüz bir şey yok. Dur izleyebilirsiniz hala. Bu ses hiç seveceğim bir ses değil. Böyle bir kötülük bir kötü adam sesi geldi az önce. Al. Hayattaymışsın sen. Kötü ses geldi. Korkuyorum desem. Korkuyorum gerçekten. Çok ilginç. Boss fight mi ya? Dakika bir gol bir daha boss fight mi ya? Selamlar, merhabalar The Collector. Bir sakin olsana, sakin ol. Daha ben geldim, bir şey yok. Çok mutlu oldu. Boss fight, evet. Collector. Koleksiyoncu. İyi kaçtı. Fazla zıplıyorsun sen. Ölmeyeceğim burada. İlk girişimde öldürmem lazım bu arkadaşı benim. Ah be, iki tane attı. Fark etmedim hiç. Sakinim, sakinim. Gel bakayım. İyileşmesi kolay ya. İyileşmesi kolay. Hayır, burada düşman varmış. Düşmanları öldürmem lazım. İyileşmem lazım.
Aa, zıpladı. Sağlam zıpladı, dur. Yapma ne olur. Ölmemem lazım. Sakinim. Konsantre olduğum için şu anda konuşamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çok ilginç bir boss fight ya. Yerinde durmuyor. O yüzden sıkıntılı. Öldüm. Peki. ne bekledim ne gördüm ya. Gerçekler hayaller gibi oldu biraz. Hiç beklemiyordum böyle bir boss çıkacağını. O duyduğum sesler çok farklı bir sona gidiyordu sanki. Nereye gidiyorum ben? Buradan gitsem herhalde. Okey. Collector. Koleksiyoncuyu öldürmemiz lazım. Şuradan geçersem sanırım oraya gideceğim. Deneyelim. Evet. Yo, bir dakika. Buradan yukarıya çıkış var mıydı? Yoktu. Buradan yukarıya çıkış yok buradan. Sağdan yukarı çıkacağız. Ya zor bir boss fight değil. Tamamen sabırlı olmaya bakıyor ve bir kere vurup kaçmak lazım. Bu gıcıklar beni rahatsız edecek sanki. O yüzden hemen kaçalım. Hiç bekleme yapmaya gerek yok. Okey. İneklerimizi sağalım. Yapma. Oh! Çok tehlikeli buralar. Evet. Bu arada buradan aşağı gidebiliyoruz. Aşağıda ne var? Bence boss'u öldürüp öyle gidelim aşağıya. Hala Essence ağacını bitirmedim bu arada. Ah! Vay, benim soğulumu da kafeslemiş. Çakal. Evet, Collector gel bakalım. Hop. Sakin ol. Abi bu nasıl bir bağırıştır ya? Üstüme gelme. Gel bakayım. Ah be, üzerime düştü. Ama olmuyor ki böyle ya. Hemen üzerime ışınlanıyorsun sen. Her taraftan darbe yiyorum. Olmuyor böyle. Gıcık. Küçücük düşmanlara bile zarar görüyorum ya. Ölmemem lazım. Son canım. İyileşirken tırtıl beni biraz rahatsız etti. Şöyle bir oturalım buraya biz. Bir oturalım şuraya. Bir charmlarımıza bakalım. Neymiş charmlarımız? Favorite Compass tamam. Heavy Blow tamam. Bu olmasa da olur. Geolarımızı topluyor bu. Bu Quick Focus kesin lazım. Daha hızlı iyileşmemizi sağlıyor. Spellleri arttırıyor. Soul'u arttırıyor. Dash Master geç. Ölmeye yakınken gücümüzü arttırıyor. Şunu bir kaldıralım önce. Bu değil. Şu. Şimdi şeylerimizi arttırabiliriz. Kalplerimizi arttırabiliriz ama aslında yapsak mı onu ya? Kaç tane lazım? 2 tane lazım. Neyse, başka bakalım. Şu olabilir. Soul ile kendimizi iyileştirirken
Etrafımızda bir kalkan yapıyor. Bunu yapalım bence. Bunu alalım biz. Son bir tanelik mi kaldı? Şu dörtte olan neymiş ya? Soğul arttırıyor. Neyse önemli değil. Soğula ihtiyacımız yok. Gerçi var. Hani vurduğumuzda daha hızlı iyileşmemizi sağlayabilir o. Zamanla bu da şey yapıyormuş. Yaralarımızı iyileştiriyor zamanla. Şunu bir kullanayım ben. Başka birlik var mı? Ha bunu da alalım hadi. Grabların charm'ını alalım. Zarar gördüğümüzde soul kazanmamızı sağlıyormuş. Bakalım işe yarayacak mı? Hızlı bir şekilde gitmemiz lazım boss'a. Hornet'i 3. kez girdiğimizde öldürememiştik. Aynısını Collector'da da yapacağız gibime geliyor. Hadi bakayım. Derken böyle dediğim anda zaten şansımızı herhalde lanetlemiş olduk. Göreceğiz. Okey. Bu işimize yarabilir ya. Bu kalkan olayı güzel gibi olacak ama tabii ki sonsuza kadar kalkan yapmıyor. Zarar gördüğü anda kalkan yok olacak ama yine de bizi iyileştirse yeter. Bir kere iyileştirse yeter bizi. Her iyileştirdiğimizde bir kalkan işe yarar. Stratejimizi böyle değiştirelim. Biraz hani profesyonel oyuncuların hiç yapmayacağı taktikleri yapıyoruz. Yani tamamen scrub, tamamen beceriksiz, tamamen acemi oyuncuların yapacağı şeyler yapıyorum ama olsun. Zafere giden yolda çekilen çile kutsaldır. Bir sus ya. Vallahi bir sus. Artık sus yani. Hadi bakayım. Vuramadık. Olsun. Okey. Bu güzeldi. Üzerime düşmezsen güzel olacak. Sürekli hareket halinde olmamız lazım sanırım. Niye gitmedin hala? Ama iyileşmiştim ben. Okey. Üzerime düşmezsen sevineceğim. Vuramadım. Okey. İyileşelim. Ama kalkan vardı. Gel. Okey. Güzel. Mekaniği biraz anlamış olabilirim. Şu büyük atlamasını yapması anladım. O büyük atlamayı yapınca her şeyi bitiriyor benim için. Kalkan bir işe yaramıyor sanki. Ama iyi gittik ya. Güzel. Burası iyi. Gel. Güzel. Kendimizi korumak en önemlisi. Güzel. Kalkan işe yaradı sonunda ama dur bir dakika ölmeyeyim. Gıcık. Ya.
Ölemiyor artık. Hala ölemedi. Hala ölemedi. Çok uzun sürüyor bunları öldürmemiz. Okey. Kaçtı. Yanlış yer attım. Doldu buralar hep. Hep buralar doldu. Buralar eskiden dutluk da hep. Kalkanım kalmadı. Hadi. Ölmemem lazım. Ölmemem lazım. Evet, bütün bölümü Collector harcayacağız galiba. Her bölümde bir boss kesersek güzel ya. Ölmüyor bir türlü abi. Ben ne yapayım şimdi? Yok. Kaç kere vurdum gördünüz yani. Peki, güzel başlangıç. Bu beni zorlayacak. Bu beni gerçekten zorlayacak. Çünkü ölemiyor bir türlü. Nasıl bir HP'si varsa anlamadım. Vallahi zorlayacak. Zorluyor zaten. Ya alıştım zannettim ama bayağı çıkardığı düşmanları arttırınca biraz abarttı yani biraz. Biraz abarttı. Sadece kendisi olsa zaten ağzını burnunu kırmıştım. Erkek gibi tek başına gelse, mert bir şekilde gelse hiç sıkıntı olmayacak benim için ya. Beni biliyorsunuz. Buradan gideceğiz. Hornet'ten daha zorlu ama Hornet'ten daha efsanevi değil. Hadi bakalım. Daha Colosseum'a Fools'a gidecek değil mi? İki bölümdür Colosseum'a Fools'a gideceğiz. Gidemedik. Okey. Yani şeyi kaybetmemiz de çok kötü olur. Soğulumuzu 17.000 Geo var orada o soğulun içinde. Gene bağıracak. Sırf o bağırışını duymamak için öldürmem lazım bu bölümde. Tekrar duymamak için. Güzel. Hemen vurunca kaçıyor ya gıcık. Abicim bir vuraydım sana. İyi, güzel vurdum. Bir soul'la vurmam yeterli. Güzel. Güzel. O güzel değildi pek. Sıkıştırmaması lazım. O sıkıştırma olayı kötü oluyor. Kalkanım nerede ya? Kalkanım yok.
Hemen kaç sen. Hemen kaç. Bildiğin dans ediyoruz ya arkadaşlar. Gıcık. Gelme artık üzerime ya. Bir gitseydin. Vurduğum zaman kaçıyor. Vuramadığım zaman geliyor. Üstüme geliyor ya. Gıcık ya. Yok abi bu şey gibi olacak ya. Crystal Guardian gibi olacak bu da. 40 dakika falan herhalde buna. Süre biçeceğiz. Sinir oldum ya. Gene psikolojimi bozduğu için konsantre olamıyorum. Şimdi boss fight'a gideceğim ve hiçbir şekilde yorum yapmaya çalışmayacağım. Direkt tamamen full konsantreyim, tamam mı? Konuşmayacağım. Sizin için sizi düşünüyorum ayrıca yani, o yüzden. Daha da delirmemi istemiyorsanız. Ay. Hayat çok zor. Bu yol da gına getirdi gerçekten. Demek ki kalkanın da belli bir şeyi var, ömrü var. Belli bir süreden sonra kalkan artık işe yaramıyor. 3 kere falan vurunca sanırım. Saymadım ama o savaş psikolojisiyle hiç aklıma gelmedi. Yine bağıracak. Susuyorum bu saatten sonra. Öldüreceğiz, hadi bakalım. Sakinim. Hala buradayım, merak etmeyin. Konuşmayacağım demiştim ama biraz mola verebiliriz konuşmamaya. Hala sakin şu anda onun standardına göre. Çok güzel manevraydı ya. Vallahi süper süper manevraydı. Kalkan gitmiş bu arada. Evet. Kalabalıklaşmaya başladı burası. Kaçmam lazım buradan. Uzaklaşmam lazım. Ölmeyi düşünüyor musun acaba? İyi kaçmıştım da yapamadık.
Yapma bunu ya. Ya yapma be. Kötü oldu. Kalkanı böyle laletten şeylere kullanmamak lazım. Kalkanı erken kullanınca erken bitiyor. Güvenli bir şekilde kendimi iyileştirip ondan sonra kalkanı çok çok gerektiği durumlarda kullanmak lazım. Kalkan sonuna kadar gitseydi büyük ihtimalle kazanacaktım. Ama ne zaman öleceğini görememek gerçekten de eksi bir psikolojik baskı yapıyor. Mesela Dark Souls'da falan boss'un ne zaman öleceğini görebiliyordun. Ona göre bir güç geliyordu sana. Mesela son iki vuruşu kaldığı zaman daha böyle dikkatli oluyordun. Böyle bir psikoloji var bende şu anda. Şu anda göremediğim için umutsuzluk var. Umutsuzluk olunca böyle bir kızgınlık var, gıcıklık var. Her şey var. Ne ararsanız var yani. O yüzden en azından yolu ezberlemiş oldum artık. Dark Souls'u da böyle öğrenmiştim zaten. Bossları öldüremeyince yolu ezberliyorsunuz. Şu gülmesindeki o kötü adam tınısını duyuyorsunuz değil mi? Yapıyor böyle bir. Normal gülüyor, ondan sonra bir yapıyor. Hadi bakayım. Bir de uzun süren bir boss fight. O yüzden sıkıntılı. Güzel. Gıcık. Ya o tükürük beni çok sinir ediyor gerçekten. En fazla sinir eden şey o tükürük. Bak ya gene geldi. Gıcık. Okey. Yine tükürük ya. Geber git. Geberin gidin artık. Bak geldiği anda tükürük attı ya. Geber git öl. Pislik. Okey. Geç kaldık ya. Tükürük! Delirmek üzereyim o tükürük yüzünden. Öldün mü? Öldüm de bana. Geber git. İyileşeyim biraz dur. Hoşuna gitti ya. Vallahi hoşuna gitti ya.
Obsession diye bir başarım açıldı. Takıntı demek Obsession. Selamlar gençler, kurtardım sizi. Acaba haritanın tamamındaki tırtılların hepsini yakalayan bu arkadaş mıydı? Sen nesin? Taken the collector's map. Aa, tırtıllar. Tırtılları göreceğiz artık. Dur bakayım. Aşağıda bir tane var. Dur bakayım, bir dakika dur. Şurada var. Burada var. Burada var. Güzel. Tüm tırtılları görebiliyoruz. Süper oldu bu. Tırtıl arayışına başlayacağız demek oluyor bu. Yapacağımız şeyler daha da çoğaldı. Zaten hepsini bulacaktık. Kaç tane var? Sayayım mı? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 tane kalmış. Şimdi 36 dakika olmuş. Bir aşağıya doğru gidelim. Boss fight'ı nasıl olsa bitirdik. Bu bölgeyi bitirmek istiyorum gene. Aşağıda tırtıl var zaten. Bu çok güzel bir yani değdi. Şu yaşadığım boss fight travmasına, bu sadistik, mazoşistik boss fight'tan sonra bu haritayı almam gerçekten değdi. Kızgın değilim oyuna şu an. Çok sinir bozucu bir boss fight'tı gerçekten ya. Ama kazandık, başardık. Aa, buraya geçemiyorum ben. Oradan geçiş var mı? Okey. Tırtıl. Eyvah. Allah'tan fazla kalbim vardı. Şurada bir tane kamikaze daha var. Onlar bizi öldürecekler kesin. Tırtılın sesi buradan geliyor aşağıda. Yine bir kamikaze. Gelsene gelsene. Güzel güzel. Neredeyiz? Neredeyiz? Burası King Station mı? King Station galiba burası. Evet, King Station. Sağ tarafta ne var? Son kalan dakikalarımızda o sağ tarafta ne var sorusunun cevabını çözmek için kullanacağım. İstikler. Demek ki buradan geçsek geçiyormuşuz ha. Hayır, unuttum onu. Güzel. İyi kaçtık. Refleks. Refleks güzel. Okey. Okey. Hayır. Suya geçtiğimiz zaman tabii ki yok ediyor bizi. Suda patlamayacak diye bir şey yok. Evet, şeye geldim gene. Colosseum of Fools'a giden o uzun... Neye geldim? Uçuruma geldim. Essence Tree'yi bitirelim bari, hadi. Yukarıda Essence Tree var. Gladiatörler düşmeye devam ediyor. Evet, yukarıdan çıkacağız. Şuradan. Bu yollar artık ezberledim ya. Bu yollar bizim artık. Buralar bizim. Bu çöplük benim artık. Sağ olsun koleksiyoncu bize güzel ders verdi o konuda. Geber gitsene bir sen. Sen bir ölsene sen. Öldürmeyecektim ama gıcıklığın yüzünden öldürmek zorunda kaldım seni. Okey. Şimdi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 3, 4. Hayır, güzel kaçtım. Çok güzel kaçtım. Mükemmel. MLG. Easy. Uçarken yakalayamıyor muyum sizi ben ya? Öyle güzel olurdu. Ha, buradaymış.
Evet, bitirdik. Güzel. Tam zamanda bitirmiş olduk. Güzel bir boss fight'tı. Zorlasa da bizi biraz. Yani çok fazla zor ama Crystal Guarding'im olmadı Allah'tan. Dördüncü denememizde. Dördüncü mü? Beşinci miydi? Hatırlayamadım. Bitirmiş olduk. Bir dahaki bölümde bu sefer kesin, yani kesine yakın bir ihtimalle yukarıda Colosseum of Fools'a gideceğiz. Ve göreceğiz neymiş. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Uzun günler ve hoş geceler.